Efendim ikinci kısımda yine birlikteyiz. Bakın şimdi ikinci Mahmut demek ki problemi görüyor. İşte ilk defa ilk mekteplerin kurulması için ferman çıkartan, yasa çıkartan ikinci Mahmut. Yıl 1826 ne oldu? Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Peki onun yerine işte 3. Selim'in başlattığı Nizam-ı Cedid hareketi var ya sevgili arkadaşlar. Şimdi aslında o sürdürülüyor. Bak onun devamıdır bu. Sürdürülüyor. Aynı şeyler 2. Mahmut döneminde oldu. Bakın arkadaşlar posta telgraf teşkilatı dediğimiz ziraat mektebi bu okul sonra okullaşmaya gidiş daha onlarca aklımıza ne yenilik geliyorsa bunların hemen hemen tamamının başlangıcı bunları başlatan kişidir 2. Mahmut. Onun için çok önemli. Peki 2. Mahmut'a bu yobaz tayfası bu mutaassıp tayfa ne dedi 2. Mahmut'a? Gavur padişah dedi. Niye? Bir, ilk defa resmi dairelere padişahın tablosunun asılması onun dönemidir. Bu bir. İki, şimdi orduyu değiştirdiniz ya. Şimdi yeni ordu yeni kıyafetler olacak. Çünkü ona göre eğitim öğretim programı ona göre olacak. Sevgili arkadaşlar askeri talimi ona göre olacak. Ama ilk değişikliklerde... Efendim ordunun üniforma tabii problemi var. Peki ne oldu? Fransız danışmanlar var. 3. Selim döneminden beri geldiler. Fransız ordusunun önce üniformaları önce onlar giyildi. İşte ondan sonra Fes yurt dışından ithal edilecek. Sonra burada feshane kurulacak. Eyüp Defterdar'dadır. Bugün orası eğlence merkezi olarak kuruluyor, kullanılıyor. Benim çocukluğumda da zaten feshaneydi adı orada dikim evi falan vardı o bölgede. Askeri dikim evi vardı, başka dikim evi de vardı. Kendisi de sevgili arkadaşlar pantolon ve işte o askeri üniforma gibi ceket var ya o dönemdeki o model. Pantolon giymiş olduğu için adamın adı Gavur Padişah'a çıktı düşünebiliyor musunuz? Sonra ne oldu? Dedi ki bu ordu şimdi bu başlık kullanılamaz. Peki eğitim öğretimlerde ne nasıl kullanılacak? İşte Fes dediğimiz o başlık 2. Mahmut döneminde getirildi. Fes'e baktığınız zaman bu nedir? Kuzey Afrika baş giysisidir. Zaten oraya ifade de nedir? Fez. Efendim Kuzey Afrika baş giysisidir. Onlarınki daha çok koyu bir kırmızıdır. Yani vişne çürüğüne kaçar bir renktir. Peki bu mutaası, bu yobaz tayfa yani 3. Selim'i tahttan indirip canına kıyanlar, 3. Ahmet'i, Nevşehirli Damat İbrahim'i indirip canına kıyanlar, işte bu yobaz tayfa ne demeye başladı? Bu gavur baş giysisi biz bunu giymeyiz arkadaş. Yoksa ki bu nereden geldi? Kuzey Afrika'dan. Fes'i peki kim kullandı? Ege Denizi'ndeki Yunanlı balıkçılar. Onun için gavur baş giysisi diyorlar. Oysa ki özelliği ne onun? Şurada bir de sakındırak dediğimiz bir şey vardır. Bugün Bahriye subaylarının şapkalarında da görürsünüz sevgili arkadaşlar. Yani o nedir? İki taraftan düğmelidir. Düğmenin birisini alır, şu çenenin altından getirir, yeniden buraya koyarsın. Niçin? Rüzgarda uçmasın diye. Bak rüzgarda uçmasın diye. Dolayısıyla böyle bir ilerici, modernleşmeden yana olan bir padişah bile nasıl suçlanıyor? İşte askeri bando mızıka takımının kurulması dahil olmak üzere işte Donizettin Paşa dediğimiz son derece önemli buraya getirdi. İşte Muzukay Yumay'ın bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temeli atıldı. Ama ne oldu? Okullaşma meselesine karşı çıktılar. Hani sloganları da belli. İstemezük. Bugün de öyle değil mi? Yeniliklere karşı bir sürü işte günümüzde grup var. İstemezük. Troller dedikleriniz kim? Troller dedikleriniz bunlar işte. Yurt dışından bilmem kaç milyon getirdiğiniz kaçkınlar kim kardeşim? İşte bunlar. Ve onlara ayak uyduran bir takım cemaat tarikat mensupları kim? İşte bu istemezükçüler. Yani o da işte o dönemin sevgili arkadaşlar patrona halilleri kim diyorsanız işte bunlar yahu. Bunlar. Daha sonra da tarihimizde çok karşılaşacağız Osmanlı tarihinde bunlarla. Şimdi hani her ne kadar bak dikkat edin Türk Bağımsızlık Savaşı, Milli Mücadele anlatacağım. Ardından Kemalist devrimler dediğimiz Türk devrimlerini anlatacağım. Ama şimdi bu tarihsel birikimi görmezsek bu taraftaki Kemalist devrimleri, bu büyük adam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne yaptığını anlayamayız. Çünkü neden sonuç ilişkisi var, hangi eksen üzerine oturuyor bu önemli bizim için. Sevgili arkadaşlar bizim için bu önemli bir kere. Bizim onu keşfetmemiz gerekiyor. Peki şimdi sürdürelim. Bundan sonraki süreçte
Ardından bu sefer dünyada milliyetçilik akımları baş göstermişti. Peki milliyetçilik akımlarının sebebi ne? 1789 Fransız İhtilali'nden sonra iki tane kavramla yüz yüze kaldık. Bunlardan birisi ulus, çuluk, ulus, ulusçuluk ve ulusal devletler kavramı. Ama öteki yandan da artık kapitalizm gittikçe gelişmiş, kendini geliştirmiş. Neye ihtiyacı var? Sömürgeye ve sömürüye. Kapitalizmin son aşaması için Lenin ne der? Emperyalizm. Emperyalizm nedir? O dönem için emperyalizm iki şey. Bir, ordularla gelip ülkeleri işgal etmek. İki, bugün aynen bugün olduğu gibi ekonomik olarak gelip devletleri sömürmek. Onları uzun sözüm kısası, onları işgal etmek. Şimdi bir yandan bunlar gelişiyor ama öte yandan işte Avrupa karşında bu sefer ne olacak? Bankacılık sisteminin olması lazım. Çünkü ithalat, ihracat, yani ne kadar bizim o dönemde tekstil sektörümüz, yani geleneksel üretim araçlarıyla ürettiğimiz sektörümüz ileriydi. Bak ileriydi, dikkatinizi çekerim. Aynı şekilde Mısır'da Kavala Mehmet Ali Paşa bu pamuk üretimi nedeniyle çok zenginleşti. Hatta İngilizlerle Fransızların birbirine düşme sebebidir orada bu pamuk meselesi. Ama bir yandan tekrar söylüyorum. Saray, yani o bürokrasi fark etmiş ne olup ne olmadığını. Ayrıca 2. Mahmut döneminde Cağaloğlu'nda tercüme bürosu dediğimiz, bak burası kuruldu. Peki bunun kurulma sebebi ne? Dikkat edin, 2. Mahmut demek ki ne kadar önemli bir padişah sevgili arkadaşlar. Bunu niye kurduk? Çünkü daha önceki süreçte bizim Dışişleri Bakanımız, bakanları Osmanlı Devleti'nde, tercümanlar, bunlar kimlerdi? Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ama ağırlıklı olarak da Rumlarla Ermeniler. Çünkü Yahudiler daha çok ticaret dünyasındaydı, ekonomiye egemenlerdi. Efendim, ama ne oldu bir süre sonra? 2. Mahmut bir fark etti ki özellikle bu tercümanlar meselesinde ülkeye ihanet ediliyor. O zaman ne dedi? Türk, Müslüman unsurlar, bunlar da yabancı dilleri geliştirsin, yabancı diller öğrenilsin. İşte tercüme bürosu dediğimiz orasının kurulma, tercüme odasının kurulma sebebi işte tam da budur. Çok değerli bürokratlar oradan yetişmeye başladı. Bu arada hariciyecilerimiz yetişmeye başladı. İşte ünlü büyük Reşit Paşa dediğimiz Mustafa Reşit Paşalar, ondan sonra Keçecizade, Fuat Paşalar, büyük Ali Paşalar. Bak bunlar geliyor. Bir yandan da sultanların kocaları, iki tane Mahmut Celaleddin Paşa vardır. Birisi Prens Sabahattin'in, Lütfullah'ın babası olan, Avrupa'ya kaçmış olan, orada ölecek zaten, İsviçre'de ölecek. Efendim öteki Mahmut Celaleddin Paşa nedir? İşte yani Cemile Sultan korusu var ya, onun kocası olan 2. Abdülhamit. Aziz, Sultan Aziz'i bunlar öldürttüler diyerek bahane edip uydurma, kumpas, yıldız mahkemelerini yaratıp sonra Taif'te işte boğdurttuğu Mahmut Celaleddin Paşa. Şimdi niye anlattım bunu biliyor musun? Anlatma sebebim şu. Bunların çocukları da iyi yetişti. Yabancı dilleri, birkaç yabancı dili olan, zaten Prens Sabahattin ve Lütfullah Avrupa'ya kaçtıktan sonra da orada biliyorsunuz Jön Türk Kongresi falan toplanacak. Orada Fransızca yazarlar, dergiler, gazeteler çıkaracak. Bunun yanı sıra Genç Osmanlılar Hareket dediğimiz 1865'te başlatılan o ilk 5 kişiyle kurulacak Şinasiler, Namık Kemaller, efendim Mithat Paşalar, Ebu Ziya Tevfikler ve peş peşe gelecekler bu insanlar. Sarıklı Devrimci dediğimiz Ali Suavi, bunlar gazeteler çıkaracak. Bunların hepsinin yabancı dilleri mükemmel ama Sultan II. Abdülhamit bir önce Abdülaziz'in büyük baskısından, istibdatından kaçacaklar Avrupalara. Oralarda Mustafa Fazıl Paşa var, Mısır Sarayı'nın mensubu. Ekonomik olarak o destekleyecek ama daha sonra Sultan Aziz'le adam anlaşacak. Bunları sokakta bırakacak, Avrupa'da ayazda kalacaklar. Gerçi sonra af çıkacak falan, bunlar gelecek. Bakın şimdi, bütün şu oluşuma çok özet olarak baktığımız zaman şunu göreceğiz biz. Milli mücadeleyi yapan, Türk devrimini yapan kadronun yetişmesini sağlayan İşte tam da bu söylemiş olduğum atmosferdir. Yani önlerindeki işte Mustafa Kemal Paşa'nın, bütün o kadronun, buna Enver Paşa da dahil, Talat dahil, Cemal Paşa dahil, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar, Sakallı Nurettin Paşa, bak aklınıza kimler geliyorsa, Ahmet İzzet Paşa sevgili arkadaşlar, bak kimler geliyorsa aklınıza, onların hepsinin önündeki rol modeli bu insanlar. Bunları okudular. Tevfik Fikret'i okudular. Bak ve başka tabii
şeylerimizi, o dönemin entelektüelleri. Peki şimdi bak, bir yanıyla bu ortaya çıkarken ama öteki yanıyla da Sultan Abdülaziz olsun, II. Abdülhamit olsun, bu adamlar bir de bu aydın entelektüeller üzerinde korkunç bir baskı uygulamaya başladılar. Şimdi düşünsenize, bizim ilk gazetemiz Takvim-i Vekayi, bugünkü resmi gazetedir, ilk gazete. Ondan sonra özel gazeteler çıkmaya başlayacak. Mısır'da da çıkacak. Mısır'ın Takvim-i Vekayisi de var. Özel gazeteler çıkacak. Özel gazetelerle birlikte baskı olmaya başlıyor. Dikkat edin bak, gazeteler, özel gazete, ilk gazete çıkacak falan. Sultan Aziz dönemi, ya gazete çıkmadan önce sansür yasası çıktı. Ondan sonra kalkıp diyoruz ki arkadaş, Osmanlı Devleti niye çağın dışında kaldı? Niye geri kaldı Osmanlı Devleti? Bak zihniyete bakar mısınız? Zihniyete bakar mısınız? Ki o Abdülaziz ilk, zaten tektir, Avrupa yurt dışı seyahatleri yapıp gidip adam Fransız, İngiltere'si görmüş bir adamdan söz ediyorsunuz. Bir de, bak bir de. Yani demek ki bir yanıyla olumlu işler yaparken öteki yanıyla efendim işte olumsuz, saçma sapan, çağın dışında kalarak, yani bugünkü deyimiyle söyleyeyim, heterodoks kararlar alarak zırva saçma sapan işler yapan bir de orada bürokrat kadro var. Biz bugün de aynılarını yaşıyoruz işte. Yani ortodoks kararlar, başka bir deyimle arkadaşlar, akılcılığın, bilimin egemen olmadığı kararlar alınıyor. Ha bunu zaman zaman yaptılar mı? Aklı öne aldılar mı? Okulları kurdular. Yahu yaptılar bütün bunların hepsini. Yaptılar ama ondan sonra da gerek sansür, gerek tutuklamalar, bilmem ne, bunlarla karşılaşacağız. Bunu özellikle 2. Abdülhamit döneminde yaşayacağız. Biz bunu katmerli olarak. Sonuç, şöyle bir yere geldik. Olduğu yıl 1838. Peki artık ne var? Bak, 1820'de, demin o söyledim ya, Fransız İhtilali'nin sonuçlarından birisi ulusçuluktur. Hani şimdi milliyetçilik diye konuşuyoruz ya, onu mikro milliyetçilik olarak düzelteyim sevgili arkadaşlar. Veya siyasal milliyetçilik olarak düzelteyim. Ama aynı zamanda da etnik milliyetçilik de gelecek. Bak dikkat, etnik milliyetçilik de gelecek. Daha sonra da hatırlayınız, dini etnik milliyetçilik de çıkacak. Böyle bir garip havaya geliyor. Toparlıyor muyuz yaşına? Peki. Şimdi ne oldu? İlk isyan 1820, Mora köylü isyanları, yani artık Balkanlarda isyanlar patlatıldı. Bunun anlamı ne? Osmanlı İmparatorluğu parçalatılacak. Arkasında kimler var? Çarlık Rusyası var, Fransa var, İngiltere girecek. Asıl Avusturya Macaristan İmparatorluğu da gelecek. Peki efendim, 3. bölümde buluşalım.